Bu meskun mahal operasyonlarında kimin ne olduğunu bombalamada anlamazsınız. Zırhlı aracı içinde de onu anlamazsınız. Eve girmeye başladığınız an anlayacaksınız. Zırhlı araçından çıkacaksınız demiştim, hatırlıyor musun? Hı-hı. Seyir o zaman değişecek. Şimdi şurayı kuzey olarak kabul edin. Gazze'nin kuzeyi diye söylüyor. İsrail öyle söylüyor. Gazze'nin kuzeyi. Gazze'nin kuzeyinde... Ondan vazgeçti bugün... galiba böyle ayırarak ifade etmekten vazgeçti diye bir haber gördüm bugün. Kuzey-güney ayrımını yapmaktan. Yok yok, şunun için açıkladı. Şöyle bir açıklama yaptılar. O yüzden tam onun açıklaması diye söyleyeyim. Dediler ki Gazze'nin kuzeyinde Hamas bizden daha iyi bildi ve biz istediğimiz şu andaki aşamayı geçemiyoruz. O yüzden bu bölgedeki harekatımızı bazı bölgelerden çekilmeye başladılar. Hatta bunu Kassam Tugayları da söylüyor. Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerden %70 oranında geri çekilmiş İsrail. Çünkü kayıplar artmaya başladı. Niye? Çünkü artık zırhlı araçların gidemeyeceği noktaya doğru geldiniz. Hedef oluşturmaya başladınız. Meskun mahal operasyonu bilmeyen bir ordudan bahsediyoruz demiştik. Konsept buna uygun değil demiştik. Ve kayıplar başladı. İsrail kaynaklarına göre dünkü rakamlar azaltarak söyledikleri halde bile dünkü araç kayıpları, iki günden beri verdikleri kayıp yaklaşık 200'e yakın diyorlar. Çok büyük bir rakam. Büyük bir rakam. Bu nedenle farkındaysanız kuzeyde ilerlememenin bedelini bu sefer nereye ödetmeye çalışıyorlar? Güneye. Çünkü bir hikayeye ihtiyaçları var. Başarı hikayesine ihtiyaçları var. O başarı hikayesi kuzeyde olmayınca ilerleyebilecekleri, zayıf gördükleri alanlar var. Oralarda ilerleyecekler. İşte şuradan buraya doğru başlayacak bir harekatın işaretlerini şu anda vermeye başladılar. Vurmayla da vermeye başlıyorlar. Çünkü Gazze'nin kuzeyinde işler hiç iyi gitmiyor. İsrail ordusu için hiç iyi gitmiyor. Hatta şunu söylemeye başladılar. Çok ilginçtir. Mazeret üretilecek ya. Bu aradan sonra bir şey oldu. Kassam Tugayları çok da anlamadığımız, hangi el yapımı olduğunu düşünmediğimiz lazer işaretleyici, yani akıllı mühimmat dediğimiz bazı mühimmatlarla bizimkileri vurmaya başladılar. Yani nokta hedefle vurmaya başladılar. Bu silahın ne olduğunu şu anda daha tespit etmedik diyorlar. Açıklamalar yavaş yavaş gelmeye başladı böyle. Yavaş yavaş şeyler konuşulmaya başlandı. Mazeretler geliyor efendim. Bu silahın menşeini bir anlamadık mı demişler? Mümkün değil. Böyle bir şey olması mümkün değil. Ya yani, o hep alışkın oldukları roket türleri, el yapımı ve ev yapımı bomba diye tarif ediyorlar. El yapımı olmadığını düşündüğümüz şey bulacaklar ya, birisi buraya silah soktu demeye getiriyorlar. Heh. Anladınız mı? Yani silah sokuldu ve dengeyi biz o yüzden değiştirdik. Mazeret üreteceksiniz ya. Zırhlı araçlarımız vurulmaya başladı. 25'e yakın, dün 2 gündür 25'e yakın araç vurulduğu söyleniyor. Ama vurulanlar daha önce vurulanlardan daha fazla hasar görmeye başlamış. Oradan çıkartıyorlar. Bu el yapımı olamaz diyorlar. Bizim onlara karşı zırh korumamız vardı. Bu yeni gelen tipe karşı yok diyorlar. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Çok tamam. Yani. O yüzden Gazze biraz daha dan öte bu tarafa doğru yönlenecekler. Genelkurmay başkanlarının, Amerikan Genelkurmay başkanlarının şöyle bir şeyi var. İsrail'i şöyle bir şeyle suçluyor. Stratejik yenilgiye doğru gidiyorsunuz. Bu harekat aylar boyunca sürebilir ve bu işin sonunda çok ağır bir bedel ödeyebilirsiniz diyorlar İsrail'e. Bunu niye söylüyorlar? Yani Filistinleri çok sevdikleri için mi söylüyorlar? Çocukları çok sevdikleri için mi söylüyorlar? Yok. Ellerinde bir rapor var. Sahada analiz yaptıkları adamlar var. Çünkü kendi adamları da var içeride. Kendi askerleri de var. Muhtemelen eğitimlerini görmeye başlamışlardır. Hamas'ın direncini görmeye başlamışlardır. Kassam Tugayların direncini görmeye başlamışlardır. Sahanın taktik yapısını algılamaya başlamışlardır. Bu raporlarda sonuçta önüne geldiğinde bu işin nereye doğru gideceğini biliyorlar ve görüyorlar. Stratejik yenilgileri şey ne biliyor musunuz? Gazze değil. Gazze'nin yansımalarından korkuyorlar. Gazze'nin yansımalarından bu işin Lübnan'a, Lübnan'dan da Suriye'ye sıçrayabileceğini düşünüyorlar.